Zenan tetkikleri tamamla, Levent Bey'e de haber ver. Beni niye buraya getirdin? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne biçim doktorsunuz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? 60 yaşında erkek hasta. Aralıklarla gelen şiddetli karın ağrısı ve ishal şikayeti var. Bırakın beni! Biri bana başa gibi çağırsın! Tamam efendim. Ayrıca Alzheimer hastası. Senin burada ne işin var? Sana kaç kere söyledim? İşteyken beni rahatsız etme dedim! Beni neden dinlemiyorsun? Hastanın ismi? Hastanın ismi Nihat Altındağ. Kaldığı bakım evinde aniden rahatsızlanmış. Ela. 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 Rahat bırakın. Ela. Ela. Ela ne yapacaksın burada? Oo. Susun dedim. Ela iyi misin? Ela. Büyük ninem de Alzheimer'dan ölmüştü. Neden söyledin şimdi bunu? Yardım etmeye çalışıyorum. Yeter artık. Burak sen katlara. Hasan, Atanlıların yeni doğanda bir asistana ihtiyaçları varmış. Sen de oraya fırla hadi. İkisi birlikte mi? Birbirinden nefret eden bir karı kocayla baş başa mı kalacağım? Hocam ben gitmesem. Çok affedersiniz. Eğitmeniniz olduğumu zannettim bir an. Ben görev veririm, siz de uygularsınız. Fırla hadi. Zenan sen Ozan'la ilgilenmeye devam et. Kader, Altındağ'la ilgilen. Haklısınız. Şu anda bir dosya ihtiyacı var. Nihat Bey'i kastediyorsunuz. İyi misin? Bugün çalışabilecek misin? Evet, iyiyim. Bak, babanla olmak istersen anlarım. Hayır. Babamla ben pek geçinemeyiz zaten. Çalışırsam daha iyi olurum. Tamam. Ayak işlerine bakacaksın bugün. Efendim? Biz babanla ilgilenirken sen hasta dosyalarına bakacaksın. Ama iyiyim dedim. Dün gece olanların üstüne bir de bu durum olunca her ne kadar iyiyim desen de bugün büyük bir ihtimalle dikkatin dağınık olacaktır. O yüzden dediğimi yap. Nihat Bey merhaba. Ben Kader. Beni rahat bırak, çalışmam lazım. Ben doktorunuz Kader ve sizi muayene etmem lazım. Şimdi lütfen yatağa geçer misiniz? Seninle uğraşacak zamanım yok Naz. Naz? Nihat Bey ben Doktor Kader. Sadece işimi yapıyorum. Evet. Beni rahatsız etmekten başka işin varsa git şimdi onu yap. Hadi git başımdan. Nihat Bey lütfen. Eğer izin verirseniz bu... Hayır. İzin vermiyorum. Git kızınla ilgilen. Ne biçim annesin sen? O zaman ben işiniz bitince gelip muayene edeyim en iyisi. Nasıl? İyi mi? Bilmem. Hala muayene edemedim ki. Bu arada Naz kim? Bana sürekli Naz deyip duruyor. Naz? Naz mı dedi? Ondan mı söz ediyor? Evet. Yanına yaklaşmam bile onu delirtti. Ondan hiç söz etmezdi. Kim o? Pek sevmediği biri galiba. Naz... benim annem. Halim Bey. Gel Ela. Nasılsınız? Bomba gibiyim. Sadece hastanede olmak bile bana çok iyi geliyor. Halim Bey.
Babam burada. Burada mı? Hayırdır? Seni görmeye mi gelmiş? Alzheimer mı? Niye bunu bana daha önce söylemedin? Babam kimse bilsin istemedi. Ama şimdi başka bir problem var. Siz ilgilenirseniz mutlu olacaktır. Ne de olsa eski arkadaşsınız. Tabii. Bu arada sen izin istersen... Teşekkür ederim. Ama gerek yok. Sağ olun. Nihat Bey lütfen. Sıkıldım artık. Sıkıldım, anladın mı? Nihat Bey sakin olun. Bu ne biçim hayat ya? Ne biçim hayat? Senin iki gramlık derdin önemli değil mi? Ben çalışayım, evi geçindireyim. Senin sersence lükslerine para yetiştireyim. Bir teşekkür bile etme. Bana hemen haloperidol getir. Peki efendim. Ben bu hayattan çekip gideceğim. Kullan. Kullan kızını. Başla hadi. Bir anne olmayı bile beceremedin. Küçücük bir kıza bakmaktan bile acizsin. Onu da aynen kendine benzettin. Ela da tıpkı senin gibi oldu işte. Tek başına hiçbir şey yapamıyor. Her şeyi ben yap. Benim hastalarım var. Onlarla uğraşmam lazım. Kafamın sakin olması lazım. Hata yapmamam lazım. Haldun Bey, iyi ki geldiniz. Nihat Bey muayene etmeme izin vermiyor. Belki siz bana yardım edersiniz. Hayır, çok işim var. Hem sana niye izin vermiyor? Beni karısı zannediyor. Nazenin mi? Evet. Ondan niye bu kadar nefret ediyor? Ona dokunmama, hatta yaklaşmama bile izin vermiyor. Ona iyi bak. Ne yapıyorsun sen? Sana ne? Bana hala kızgınsın. Sence? Niye içeri girmiyorsun? Gireceğim de muayene etmeme izin vermiyor. Beni karısı sanıyor. Şimdi sana kendimi affettireceğim. Nihat Bey, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben Burak. Çalışmalarınıza hayranım. Bütün ameliyat kasetlerinizi izledim. Nefesim kesildi. Oyalanma. Ameliyata hazırlanalım. Tabii ama ameliyattan önce sizi muayene etmem gerek.
Hastane kuralları işte. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Merak etmeyin. Basit bir prosedür sadece. Tamam. Ama elini çabuk tut. Ameliyata yetişmem gerek. Tomografi bağırsak iltihabını onayladı. Ama karaciğerinde anormal bir kitle var. Zavallı Ela, babasının Alzheimer olması yetmezmiş gibi bir de kanser çıktı. Biyopsi yapıp patoloji sonucunu görmeden kanser olduğunu bilemezsin. Levent, bana ameliyata girmem için izin vermelisin. Ne istediğinizin farkında mısınız siz? Beyin ameliyatı geçirdiniz. Üstelik anevrizma ameliyatı. Sadece biyopsi için. Çok basit bir işlem. Asistanlar bile yapabilir. O zaman bırakın asistanlar yapsın. Olmaz. Onu başkasına emanet edemem. Babam mı? Babama biyopsi mi yapılacak? Yani kanser mi? O benim arkadaşım. Bu benim ona borcum. O zaman ben yaparım. Neden her şey üst üste gelmek zorunda? Ela. Babanın biyopsisi için aydınlatılmış onan formunu imzalaman gerekiyor. Bilirubin değeri ne? 4. Ne çok iyi ne de çok kötü. Sarılığı bu yüzden fark edemedim demek ki. Ne biçim doktorum ben? Sadece sen değil, kimse göremedi. Benim görmem gerekiyordu. O benim babam. Biliyorum. Yalnız kalmak istiyorsun ama hiç konuşmadan otururum. Sadece yanında olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de yanımda olmanı isterim. Sen bir insanın sahip olabileceği en iyi arkadaşlardan birisin. Sen de. Başlıyoruz. Kader, probu sabit tut. Babamın sonuçlarına baksana çıkmış mı? Nihat altında. Biliyorum. Dün gece hayatımın en büyük acısını yaşadığımı sanıyordum. Hepsi boşmuş. Bundan sonra hiçbir şey için ağlamayacağım. Babam iyi olsun yeter. Daha çıkmamış sorayım mı? Lütfen. Alo. İyi olacak. Nihat Altındağ'ın sonuçları çıktı mı? Bunu hissediyorum. Biliyorsun abdala malum olurmuş. Tamam sağ ol. Birazdan çıkacakmış. Babanın sonuçları iyi çıkmış. Evet. Çok sevindim. Haldun Bey. Efendim? Kendimden nefret ediyorum. Çünkü babamın kanser olmadığını öğrendiğimde sevinmediğimi fark ettim. Galiba ben onun kanser olmasını istedim. Böyle yaşamak çok zor. Onun için. Yani kanser belli. Bu Alzheimer. Böyle ne kadar süreceğini bilmeden... Kanser olsaydı morfin verir uyuştururduk. Alzheimer'da morfin de verilmiyor.
Bilmiyorum. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. İnsan... Babam keşke kanser olsaydı der mi? Bütün bunları tek başına yüklenmen doğru değil. Belki de anneni arasan. Ona ihtiyacım yok. O kararını yıllar önce verdi. Seni asla terk etmek istemedi. Ama terk etti. Şimdi başka bir ülkede. Başka bir ailesi ve çocukları var. İzin verirseniz yapmam gereken işler var.